Merhaba çocuklar, Onur Koleji'nden herkese merhaba. Bugün sizlerle 4. sınıf Türkçe dersi kazanımlarına yönelik nesnel ve öznel yargılar konusunu işleyeceğiz. Hemen bakalım, nesnel yargılar nelerdir? Nesnel yargılar, söyleyenin duygu veya düşüncesini içermeyen, doğruluğu veya yanlışlığı kişiden kişiye değişiklik göstermeyen cümlelerdir. Araştırma sonucunda ulaşılabilir ve kanıtlanabilen cümleler nesneldir. Neymiş? Nesnel yargılar, söyleyenin düşüncelerinden, fikirlerinden etkilenmeyen, doğruluğu veya yanlışlığı kişiden kişiye değişiklik göstermeyen cümlelerdir. Bir araştırma sonucunda ulaşılabilen yargılara da biz nesnel yargılar diyoruz. Örneğin su 100 santigrat derecede kaynar. Değil mi? Bu araştırılarak, deney yapılarak ulaşılabilecek bir bilgi ve biz tüm dünyada suyun kaynama derecesinin 100 santigrat derece olduğunu kabul ediyoruz. Hemen tam tersi olan öznel yargılara bakalım. Öznel yargılar söyleyenin kendi düşüncesini, duygusunu veya beğenisini içeren cümlelerdir. Neymiş? Örneğin ben bir durumla ilgili fikrimi belirttiğim zaman kendi düşüncelerimi, duygularımı, beğenilerimi veya beğenmeme durumumu ifade ettiğim zaman bir öznel yargı bildirmiş oluyorum. Öznel yargıların doğruluğu kişiden kişiye değişiyor. Evet, bu nedenle de doğrulukları kanıtlanamaz. Örneğin yeni bir yere girdim, işte dedim ki bu mekanın rengini ben hiç beğenmedim. Buraya işte koyu renk bir boyayla boyanmış olması odayı çok dar göstermiş gibi bir fikir belirttim. Ama arkadaşım da tam tersine, hayır bence bu renk bu odaya çok güzel uymuş, daha güzel bir renk bence gitmezdi gibi bir yargı belirttiği zaman ne yapmış oluyor çocuklar? Öznel yargı bildirmiş oluyor. Şimdi hemen karşılaştıralım. Nesnel yargılar kişisel görüşlere yer verilmez, öznelde kişisel görüşlere yer verilir. Nesnel yargılarda yoruma yer verilmez. Ne demiştik? Kanıtlanabilir gerçekler aslında bizim nesnel yargılarımız. Öznel yargılarda neydi size verdiğim örnekte de işte bu renk bu odaya çok yakışmış veya bu renk bu odaya hiç yakışmamış, çok dar göstermiş. Ne oldu? Ben burada kendi yorumumu katmış oluyorum, değil mi? Nesnel yargılar duygu barındırmaz. Öznel yargılar duygu barındırır. Örneğin işte Ezgi'nin bana yaptığı sürpriz çok 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 güzeldi dediğim zaman ne yapmış oluyorum çocuklar? Duygularımı da bu yargılarımı da belirtmiş oluyorum. Çünkü başkasına göre ne olabilir? İşte Ezgi'nin arkadaşına yaptığı sürpriz başka birisi için güzel olmayabilir. Nesnel yargılar bilimsel demiştik, değil mi? Araştırmayla, deneyle kanıtlanabiliyordu. Öznel yargılar bilimsel değildi. Kişiden kişiye göre değişiyordu ve nesnel yargıların aksine kanıtlanamaz yargılardı. Şimdi etkinliğimize bakalım. Kediler çok sevimli hayvanlardır. Ne yaptım ben burada? Kendi beğenimi, yorumumu belirttim, değil mi? O zaman nedir bu? Öznel bir yargı. Ablamın düğününde çok eğlendik. Evet, yine belki başka gelen bir misafir pek eğlenememiş olabilir. O yüzden bu da bir öznel yargı. Öznellere, nesnellere ne yazacağım çocuklar? Tüm canlıların suya ihtiyacı vardır, değil mi? Bu ne? Bilimsel bir bilgi. Yani nesnel. Atatürk 1919'da Samsun'a çıktı. Nedir çocuklar? Bu da nesnel bir yargı. Neden? Çünkü tarih bu şekilde. Tüm tarih kitaplarında buna ulaşabiliriz. Bununla ilgili o ana tanıklık etmiş, geçmişte yaşamış insanların da görüşleri alınmıştır, değil mi? Bu tarihi bir olgu. Ülkemizin en güzel şehri İzmir'dir. Hayır, belki başkasına göre en güzel şehri Ankara olabilir. O yüzden öznel bir yargı. Kalın kitapları okumak sıkıcıdır. Bu da yine öznel bir yargı. Neden? Çünkü burada kendi beğenmeme durumunu belirtmiş. O yüzden öznel diyoruz. Uçağa binmek çok korkutucudur. Bence uçağa binmek çok eğlenceli mesela. Bu da öznel bir yargı, değil mi? Çok okuyan okuduğunu daha iyi anlar. Evet çocuklar, bununla ilgili yapılan bilimsel araştırmalar var. Bir insanın ne kadar çok
kitap okumaya ayırdığı süre varsa, ne kadar çok kitap okuyorsa okuduğu verileri, okuduğu kitapları o kadar iyi algılayabilir. Bu kanıtlanabilir bir gerçek. En yüksek sıcaklıklar yazın olur değil mi? Zaten yaz mevsimi dememizin nedeni bu. Yine bakıldığı zaman mesela bir yıllık bir sıcaklık döngüsüne baktığımızda en yüksek sıcaklıkların yaz mevsiminde olduğunu söyleyebiliriz. En sevdiği ders matematiktir. Evet, mesela benim en sevdiğim ders Türkçe. Ne oldu? Yine kişisel beğeniye, kişisel yoruma, kişisel fikre dayandığı için bu nedir? Öznel bir yargıdır. Yılın en güzel mevsimi sonbahardır. Mesela bence de yılın en güzel mevsimi yazdır. O zaman yine ne oldu? Öznel bir yargı oldu çocuklar. Hemen sorularımıza bakalım. Aşağıdaki çocuklardan hangisi öznel yargı bildiren bir ifade kullanmıştır? Sezen, yazın havalar sıcak olur. Evet, bu kanıtlanabilir değil mi? Az önceki örneğimize çok benziyor. Berk, sıcak havada denize girmek çok güzeldir. Yani bence sıcak havada denize girmek hiç güzel değildir. O zaman nedir bu? Öznel bir yargı. Buna ne demiştik? Nesnel demiştik. Güneş ışınları sayesinde D vitamini alırız. Evet, neydi çocuklar? Güneş ışınları bizim D vitaminlerini aktive etmemizi sağlıyordu. O yüzden bu da bir nesnel bilgi. Güneşe güneş gözlüksüz bakmak göz sağlığımıza zarar verir. Evet, bu da nesnel bir bilgi. O zaman A, C ve D nesnelken B ne çocuklar? Öznel bir bilgi. Evet, bu sorumuza bakalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Yani bize yine nesnel veya öznel olma durumunu karşılaştırmamızı istiyor. Deren matematik dersinde çok başarılıdır. Kanıtlanabilir mi? Öğretmenlerine sorabiliriz veya sınav sonuçlarına bakabiliriz. Aslında kanıtlanabilir bir bilgi değil mi? Selin 2007 yılında doğmuştur. Bu da kanıtlanabilir bir bilgi. Berrak çok sevimli bir arkadaşımızdır. Başka bir arkadaşa berraktan o kadar hoşlanmıyor olabilir. O yüzden bu bir öznel bilgidir. Sude okula hep erken gelir. Yine aynı şekilde kanıtlanabilir bir bilgi çocuklar. Sude'nin her gün okula geldiği saate bakıp Sude'nin erken geldiğini söyleyebiliriz. Evet, hemen devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu kişiden kişiye değişmez? Yağmurlu havaları herkes sever. Hayır, herkes yağmurlu havaları sevmeyebilir. O yüzden bu belirten kişinin fikri, yani öznel. Güneşli havalar herkesi mutlu eder. Yine aynı şekilde bu belirten kişinin fikri. Güneşli havalar herkesi mutlu etmeyebilir. Bazıları yağmurlu havaları sever, bazıları güneşli havaları sever. Yazın sıcak havaya bayılırım. Yine ney burada? Belirten kişinin fikri. Başka bir insan en çok kışı sevebilir, soğuğu sevebilir. Bu da öznel. Haziran yaz mevsiminin aylarından birisidir. Evet çocuklar, tüm dünyada Haziran yaz mevsiminin aylarından bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Yine bilimsel bir bilgi. Bu üçüne baktığımızda üçü öznel, sonuncu D'deki ise nesnel. Bize doğruluğu kişiden kişiye değişmeyeni, yani nesnel olanı sorduğu için cevabımız D. Evet çocuklar, hepinize derse katıldığınız için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.